Evet sevgili bir yaşamın değerli takipçileri, hepinize günaydın. Bugün ne yapıyoruz dostlar? Şu arka tarafları çapalamaya başlayacağım. Çiçek ekimlerini yapacağım artık. Havalar inşallah düzeldi bir daha. Don vesaire gibi şeylerin olmasını ümit etmiyorum. Son cemre de artık toprağa düştü. Buradakilerin tabiriyle ekim için destur verildi. Ama ondan öncesinde Umay kızımı biraz tarayalım. Thank you.
Şimdi dostlar yaklaşık 2,5 saatlik bir çalışma sonrası buraları kısmen temizledim. Tabii daha ince işçiliklerinin yapılması lazım. Şöyle göstermeye çalışayım. Hala da işte bir sürü taşlar, kökler mevcut. Ki işte bel arabasını tepe tepe doldurmama rağmen. Ama en azından toprak yumuşadı. Biraz havalanmış oldu. Biraz daha şimdi uğraşacağım şöyle. Şu işte taşları toparlayacağım. Ekimi hazır hale gelecek. Sonra da işte şey, çiçek tohumlarını yayıp üstünü kapatıp sulayacağım. Daha sonrasında da işte bu çıkan taşlardan belki şöyle bir yol yaparım dış hattına, çerçeve gibi. Hem görüntü güzel olur, hem o taşlar değerlenmiş olur vesaire. Şimdi gelelim diğer konuya. Küveti arkadan öne getirdim. Böyle koyunca tabii göze çok hoş gelmiyor ama biraz hayal edince güzel olabileceğini düşünüyorum. Öncelikle yerden yükseltmem gerektiğini fark ettim. Masa olarak kullanmak istiyorsak eğer. Bir ayak yapıp böyle yerden yükseltip işte ahşapları böyle lambiri artık ne derseniz dikine dikine üstüne yerleştirip ortasını kesip bu yanlara doğru işte bir 30-40 santimlik çıkma olacak. O da yani önüne sandalye koyup oturduğunuzda işte tabak, çatal, bardak falan onları rahatça koyabilmeyi sağlayacak. Alt tarafı, ortadan çıkan tahtaları da şu alt tarafına işte dikine dikine kapladığım zaman, yapıştırdığım zaman daha hoş, tümleşik bir görüntü olur diye düşünüyorum. Yani ahşap görüntüsü gibi olacak. Ondan sonra içine de şu kumu doldurup, bundan önce burada ördekler varmış. Ördek havuzu olarak kullandıkları için delikleri kapatmışlar. Ben o delikleri tekrar açacağım. Konumlandırırken de meyli o tarafa gidere doğru vereceğim ki yukarıdan suladığımızda ya da yağmur yağdığında fazlalık su alttan o giderden aşağı doğru aksın. Bu sayede bitkilerimiz daha sağlıklı olsun. Hatta buraya ekeceğim bitkileri ortasında hani kenardakiler süslü çiçekler olacak ama ortasına işte reyhan, semizotu, kekik, biberiye gibi yenilebilir otlar ekmeyi düşünüyorum. Hani orta sıraya böyle. Kenarlarına da çiçekler, güzel çiçekler. Şu dip kısma da dediğim gibi bir sarmaşık. Şuradan da bir tane boru yukarıya doğru. Oradan oraya telle uzatıp o sarmaşığı da ona sardırıp bir takipçimizin de dediği gibi, benim de aklımdan geçtiği gibi bir de ona güzel led ışık, güneş enerjili. O musluk kısmına da led ışık koyarız. Gecede güzel ambiyans aydınlatması gibi olur. Vesaire vesaire. Hayaller böyle. Şimdi öncesi sonrası yapmak için şöyle bir fotoğraf alayım. Artık bir ay sonra mı yaparım bunu, 1,5 ay sonra mı onu bilmiyorum. Öncelikle iş planım. Çünkü buralar. Ondan sonra yan taraflar. Bir de arada şu diplere bu eş zamanlı olarak şimdi çapalayıp işte fasulye, nohut, barbunya gibi şeyler dikmek istiyorum. Şu diplere. Onlar da tele sarılıp büyüsünler. O taraf çünkü o at güzel güneş alıyor. Hem de her boşluğu değerlendirmek mümkün olduğunca. Ayrıca işte şuradaki hatta da çiçek ekmeyi düşünüyorum ama işte burası ağaçlar gölgeleme yaptığı için fazla güneşse istemeyen bir şeyler ekmek gerekir. Bu tarafa doğru geldiğimizde eriğimize bir maşallahınızı alırım dostlar. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Ne güzel açtı. İnşallah bu sene bir tane iki tane de olsa erik vereceğine inanıyorum. Ekim alanımızda durumda bir değişiklik yok. Şimdilik işte önümüzdeki haftalarda bunları da değiştiriyor. Yeni fideleri ekiyor olacağım. Şimdi birazdan şu arka tarafa başlayayım ufaktan. Derleyip toplayayım. Sonra ufaktan bir çapa makinesiyle gireyim. En azından bir toprağı havalandırayım. Bir depo benzinle olduğu kadar. Sonrasında bakalım nasıl ilerleyecek, hep beraber izleyip görelim. Hop, nasıl traktöre geldik dostlar. Bu arada bizim diğer bahçenin bu bölümünü hiç göstermedim bu zamana kadar. Bizim bahçenin en dip kısmı yani. Ev buradan zaten gözükmüyor. Bayağı büyük bir yer. Şimdi Serhat abimle bu dipteki otları kesiyoruz hayvanlar için. Hem de bu dipler açılsın diye tel boyu.
Ondan sonra bir kısmını yükledik. Bir yandan bir traktör daha çalışıyor burada. Arada budanan dalları öğütüyor. İşte otların bir kısmını öğütüyor. Öyle hummalı bir çalışma var. Ben de hop bir oradayım, bir buradayım. Serhat abim de burada kesiyor. Şimdi traktörü yan tarafa alacağım. Oradan yüklemeye devam. Bu arayı da temizledik dostlar. Bir sonraki arayla yolumuza devam ediyoruz. Ve evet dostlar, ufacık çıkarak dersiniz ama Serhat abim Serhat abim maşallah var. Güzel sardı. Vallahi yükledim dediğim. Aynen. De, vallahi geçen romorkla aldığın kadar aldım. Herhalde şey oldu abi. Geçen romorka yüklediğimiz kadar çıktı herhalde. O kadar var. Aynen. O kadar var abi. Güzel de gözüküyor. Aynen. Traktörün evet. Eksik parçası otmuş abi. Aynen. Şimdi giderken herkes dönüyor bakıyor. Ulan bakıyor yabancı. Vay. Evet. Nereden bulmuş lan bu otu diyor. Aynen. Burada şu an diğer traktör biçiyor. İşte tam toprağa gübre oluyor da. O da hayvanlar herkese yarar oluyor. Bedir de seninle görüşemiyorduk, iyi oldu. Valla aynen abi. Bu ara yoğunuz, sen de yoğunsun, ben de yoğunum. Aynen valla öyle bir yoğunluk yok ya. Sağlığımız saatimiz yerinde olsun da. Aynen, başka bir şey yok. Aynen, bize karada ölüm yok. Bir şey yaparız ya, gel de. Bir bahçede keyif yapalım. Yapalım evet, havalar da güzeldi tam. Geçenlerde bir yapayım dedim, iş çıktı kaldı. Tamam. Vallahi sen, iş yapmayacağım dedim, yorgunum dedim. Sen de şu hastane işlerini bir hallet, git gel. Anlasın. Suyunu doldurdum, odunu teptim semaveri. İşçim çıktı, hadi bırak git. Allah semaver çayını bak. Çay sevmiyorum ama senin semaver çayını seviyorum. Şimdi ben böyle diyeceğim. Dolunay bana trip atacak ondan sonra. Niye? Şimdi ben çay sevmiyorum. Çay içmiyorum ya normalde. Olsun. Ben de içer. Dolunay kızma. Bak kafanı yararım dostlar. Az önce zaten ufak bir kaza atlattım. Bak göbeğini elliyorsun. Bu arada dostlar bu konularda da bilgi verelim biraz. Mesela bununla ot biçiyoruz ama bu otların içinde ne olduğu belli değil. Az önce mesela bir tane demir parçası çıktı. Sert abinin göbeğine saplanıyordu neredeyse. Dikkatli olmakta yarar var. İş güvenliği önemli. O yüzden çelik yelek takacağım. Vallahi. Çizelerim vardı ama her zamanki gibi. Ama yetersizmiş. Vallahi bununla geçmiş olsun diyelim abi. Vallahi ben saplandı zannettim. Bakamadım benim bir süre ama. Ondan sonra baktım yok. Rahatladım. Bununla geçmiş olsun. Aynen. Bu da ders olsun bize işte. Ona göre daha dikkatli oluruz. Aynen. O zaman bize hadi kolay gelsin gidelim. Bundan sonra çok görüşürüz zaten. Aynen. İsmail'de, Seda'da. Hadi görüşürüz. Bu arada diğer traktörün yaptığı işi de göstereyim dostlar. Burada işte dediğim gibi bu yollarda budanan dallar vardı. Onları parçalıyor. Aynı zamanda otları biçiyor da. Bu şekilde yolu temizliyor. Sonra işte şu aralara girmeye başlayacak. Giremediği yerleri işte biz elle keseceğiz. Vesaire derken böyle bir çalışma gerçekleşiyor meyve bahçelerinde. Bu arada burası da bizim yan bahçe. Buraya hiç el değmiyor. Yazın tam böyle jungle ormanı gibi oluyor. Rüzgardan bayağı şuradaki dallar falan kırılmış ama kötü olmuş. Ama burada çok güzel kuşlar geliyor bu ağaçlara. Bir ötüyorlar bahar zamanı. Çok güzel oluyor. Zaten buralar yeşerince tekrar gösteririm. Hatırlatın ama bana. Çünkü işte bu yoğunluktan unutuyorum ben birçok şeyi. Şimdi gidelim diğer bahçede kalan işlerimizi halledelim. Bir ara çıkıp etrafı dolaşmam lazım. Hafta sonuna da organizasyon geldi. Burada Göcek'te ya da Fethiye'de bir teknede organizasyon yapacağız. Bakalım, onun araştırmalarını da yapıyorum aynı zamanda. Tekne ayarlamaya çalışıyorum işte, diğer yemek, içecek vesaire gibi durumları. Zaten onlar geliştikçe gösteririm. O zaman çalışmaya devam. Evet dostlar, bakalım aksiyon kamerayı bulmuşken şöyle bir çekim denemesi olsun. Hem de önümüzdeki bölümlerde
böyle çekimler yapabilirim. İstersiniz, seversiniz. Şimdi bahçeye geldim. Ondan sonra şuraları bir toparlayalım. Şimdi çapamızı aldık. Şuradan küçük mecamızı da alalım. Bunları depoya bırakalım. Şunları da bir döküp gelelim hemen. Hani kız? Hani kız? Hani kız? Güzel kızım benim. İyi değil. Kapıyı mı açalım? Hadi açalım. Şimdi bunları yan tarafa dökelim. Yan taraf zaten kalk gidelim diyor. Oraya daha gireceğiz ama gelene kadar biraz da moloz biriksin zaten oraya. Traktörle falan girip atmak gerekecek. Aa, bizim tavuklar yine dışarıda. Aha. Şimdi şunları şöyle boşaltayım. Heh. Heh. Ne yapıyorsunuz lan burada? Heh. Nereden çıkmış bunlar? Heh. Bizim gölgelik uçunca onun üstünden çıktılar muhtemelen. Horoz, Coşkun. Yine ferardasınız bakıyorum. Geliyorsunuz burada çöp karıştırıyorsunuz. Şunları bir yer açayım da. Şimdi oradan uçarak girdilerse. Şuradan da çıkmış olabilirler zaten. Arası devrilmiş. Şöyle şu odunu. Şöyle koyayım. Şu odunu açık kalsın. Buradan geri girsinler en azından. Salmayacağım lan sizi. Kamiller. Ve evet dostlar. Artık bu bölümün sonuna gelelim. Buraya kadar izleyen sevgili bir yaşamın değerli takipçiliğinden sevgili bir yaşama erişen haleti ruhiyemizi anlayan dostlarımıza selam olsun. Kucak dolusu sevgiler, selamlar. Yorumlarda kendinizi belli edin, sayımızı bilelim. Bir sonraki bölüme kadar hepiniz kendinize iyi bakın. Umay, kaç kız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.